maksimum 7 gün, hatta polisede 20 gün yazıyor gerçi ama şimdiye kadar 20 gün bir ortalama zannedersem olmadı. 7 gün en fazla sürede, yani ortalamada, şu anki ortalamaya göre de 3 gün içerisinde polislerin hasarı ödeniyor. Artı ödenirken de sizden sadece tahakkuk istiyorlar. Yani bunun ödenmiş olması, işte şu evrağı istiyoruz, bu evrağı istiyoruz gibi birçok şartları da yok. O yüzden meslektaşlarımız için de, derneğimiz için de çok yararlı olan bir poliçe. Bunu 2007 yılında yaptırdığımızdan beri, tabii derneklerimizin hepimiz biliyoruz, hepimiz dernek yöneticisiyiz, derneklerimizin durumlarını biliyoruz. Derneğimize çok iyi bir gelir kapısı da sağladı. Derneğimiz bu sayede, işte gördüğümüz ilk başta da etkinliklerle ilgili slaytımız vardı. O slaytların etkinliklerimizin çoğunu buradan sağladığımız gelirlerle yapıyoruz. Bu eğitimler, seminerler, geziler. Biz daha önce sadece yemek yapıyorduk, işte geziler yapıyorduk. Buralardan gelen paralarla derneğimizi idare ettirmeye çalışıyorduk. Derneğimizin masraflarını karşılamaya çalışıyorduk. Şimdi çok büyük topluluklara seminerler verebiliyoruz. Bunun tamamının parasını derneğimizden karşılayabiliyoruz. Katılımcılardan herhangi bir şey almadan. Yani cüzi miktarlarla bir etkinlik yaptığımız zaman sadece oranın masrafını karşılamak, işte derneğe herhangi bir şey pay kalsın kalmasın hesabına şeyine gitmeden, kaygısına düşmeden bu etkinlikleri yapabiliyoruz. Bu yönden de derneğimizin hem faaliyetleri hem tanınması, meslek camiasında İzmir'de tanınması, bilinirliği daha arttı. Şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Bununla ilgili sorusu olan varsa, dernek şube yöneticisi arkadaşlarım, onlarla ilgili cevapları verebilirim. Buyurun. Yes, sigorta branşlarında bu imkanı sağlayarak hem meslektaşlarımıza daha iyi verimli bir poliçe yaptırma veya imkan sağlama düşüncesiyle bir de derneklere daha iyi gelir sağlamak adına diğer sigorta branşlarında da aynı politikalar güdülebilir mi? Buna nasıl cevap verirsiniz? Şimdi oraya girersek bizim derneğimizin ve mesleğimizin yapısına da yani tamamen ticarete dönmüş oluruz. Bu bizim mesleğimizi ilgilendiren bir sigorta. Mesleğimizle ilgili hem meslektaşlarımızı korumak hem de derneğimizi korumak amacıyla yaptığımız bir şey. Ama bunu bir taşıt sigortasına, bir başka sigortalara, kaskolara falan dönersek artık o girer, ticarete girer. O da bizim istediğimiz bir şey değil. Hem meslektaşlarımıza yararlı olsun hem de derneğimize yararlı olsun istiyoruz. Şu anda düşündüğümüz sadece mesleki sorumluluk sigortası. Buyurun. Bu sigorta poliçesini üyelere yaptığınız zaman derneğe dönüşümünü nasıl sağladınız? Şimdi bununla ilgili bizim poliçemiz, sözleşmemiz var. Özel bir protokolümüz var. İlk olarak Ergo'yu şöyle yapmıştık. Daha sonra 2 yıl sonra Allianz Sigorta'ya döndük. Son 3 senedir de Allianz Sigorta'yla devam ediyoruz. Artı karşımızda muhatap olduğumuz bir de Korurlar Broker şirketimiz var. Benden sonra Mert Bey de Korurlar Broker'ın temsilen konuşacak. O da size daha ayrıntılı anlatır belki ama onlarla yaptığımız sözleşme gereği burada yapılan bu poliçe tamamen geliri sadece derneklerimize ait. Yani buradan gelen, yapılan poliçenin yani tabii ki sigorta şirketi de bunun şeyini alıyor ama üzerinden belli bir payı sözleşme gereği bize aktarılıyor. İyi ve yardım olarak. Efendim? Yardım olarak, iyi olarak. Biz iktisadi işletmemiz var İzmir Şubemizin. İktisadi işletmemize sigorta şirketi lider katılım belgesi kesiyor. Bunun karşılığında gelir elde etmiş oluruz. Tabii biz bunun vergilerin kurumlar vergisini ödüyoruz. Buyurun. Çarkası'da yaptırdığınız geriye dönük olan sigortadır. Geriye dönük 5 yıl kapsıyor ve her yıl yenileniyor. Ama sizin sigortanız, poliçeniz olduğu sürece sizi karşılıyor. Yani geriye dönük 3 yıl çarkası olması, olmaması çarkasının bir sorumluluk anlamında değil. Yani çarkası bu sene, orada bitiyor. Tabii, bu sene başlamış da olsanız çarkası bu sene gelecek olanları ödeyecek. Önümüzdeki sene başlarsanız önümüzdeki sene ödeyecek. Zaten o poliçe bitti ya, onun sorumluluğu bitmiş oluyor. Ama biz bu poliçeyi yaptıralı, başlayalı 5 sene oldu. İlk başından beri yaptıran arkadaşlarımız zaten şu anda geriye dönüp poliçe yaptırmak veya yaptırmamak gibi bir sorunları yok. Zaman aşımı süresince zaten bütün hepsi poliçe kapsamında herhangi bir riskleri kalmadı. Buyurun.
Şu anda geri dönüşüm içindeki bizim dernek çatısı altında yapılan sözleşme 5. yılını bulduğu için biz hem ileri dönük hem geriye dönük 10 yıl sigorta durumdayız. Yani o zaman süreci kullandığımda siz 2007'den 2012'ye geldiniz, sürekli ileri dönük yaptığınız için zaten 5 yılında zaten şey olduğu için geri dönük çalıştığınız zaman süresinde bir ileriye şu anda 10 yıl sigorta bizim. Dernek sigortasını yaptıran meslektaşlarımız nereye bu konuyla ilgili isterseniz Mert Bey'e söz verelim. Daha teknik konular. Burada hedeflediğimiz konu şudur. Bildiğim kadarıyla yanılıyorsam lütfen düzeltin Mert Bey. Allianz Sigorta'nın şu anda piyasada satmış olduğu veya X şirketin satmış olduğu kendi bir poliçesi var. Ama biz mali müşavirler için İzmir şubemizle şu anda yaptıkları ayrı bir sözleşme var. Normal şartlarda olan poliçesinin veya poliçe şartlarının haricinde yapılmış bir sözleşme var. Bu sözleşme bizi lehe çeviren maddeler var. Dolayısıyla dernek kapsamında yaptırılan poliçeler bu kapsamda yaptırılıyor. Mert Bey buyurun isterseniz sizi kürsüye alalım. Bizi teknik olarak başkanımızı tamamlayıcı bir şey de söyleyeyim. Bizim poliçemizde yaptıranlarda normal mesleki sorumluluk kılavuzu sigorta şirketlerinin hepsinde yaptığı özel şartları var. Genel şartları var daha doğrusu Türkiye'de yaptıkları. Onun haricinde İzmir Derneği'nden yaptıranlara özel şartlar diye bir sayfalık bir sözleşme ekinde bir sayfası var. O da İzmir Derneği'nin hazırladığı sigorta şirketiyle anlaşması sonucu hazırlanan şartlar. Bunlar da sigorta poliçesi ekinde veriliyor. Onlara bizim ayrıcalığımız oluyor. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Burada hedeflediğiniz, biraz önceki soruya ben de bir cevap vermek isterim. Dernek şubelerimizi bir ticaret ortamına sokmak değil. Burada yapılabilecek tek iş mesleki sorumluluk sigortasıdır. Onun haricinde bir iş yapılması söz konusu değildir. Bu da bizim mesleğimiz açısından zorunlu olan bir iştir. Dolayısıyla buradan böyle bir sektör varken de derneklere bunu yönlendirmeyi uygun görüyoruz. Mert Bey şimdi tabi burada teknik olarak bizi bilgilendirecek ama şu konuya da değinirse sevinirim. Meslek mensuplarımız şu anda sigortası var. Bu poliçeleri dernek kapsamında buraya aktardığınızda bu meslektaşlarımızın sorun yaşamaması gerekiyor. Bu konuda da bir bilgi aktarırsanız veya bu geçişin nasıl olacağını aktarırsanız sevindiriz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce divan ve tüm başkanlar var. Şube başkanları ve üyelerine de hoş geldiniz diyorum İzmir'e. Evet. 2007 yılında aslında Türkiye'de mesleki sorumluluk sigortaları ile ilgili Hazine Müsteşarlığı'nın yayınlamış olduğu yeminli mali müşavirler ve mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşavirlerle ilgili cross kapsamında mesleki sorumluluk sigortaları satış ve pazarlaması gündeme gelmiş oldu. Bu Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan mesleki sorumluluk sigortası kapsamının genişletilmesinin sebebi de şuydu. Sorumluluk diğer meslek erbaplarında, doktorlarda, avukatlarda Türk Ticaret Kanunu'nda öngörüldüğü üzere 2 seneyle 3 aşağı 5 yukarı sınırlı. Geçmişte de öyle aslında. Bu cross kapsamında mali müşavirlere, yeminli mali müşavirlere yönelik kapsamın 5 yıla çıkartılması öngörüldü ve bundan sonra aslında reel olarak işlevliği oldu bu konuda. Her sigorta branşında olduğu gibi Türkiye'de de incik boncuk bir sürü yazı var poliçe üzerinde. Teknik olarak çok şeye fazla girmek istemiyorum. Ama bizim İzmir Odası'yla yöneticileriyle başlayayım. Şu anda dernek başkanlarım ve tüm İzmir üyelerinin tabii üstlendiği yürüttüğümüz projenin şöyle bir hatlarını, sizlere faydalarını kısaca değinmek istiyorum. Sigorta nedir? Detayına girmeyeceğim. Hepimiz sigortanın ne olduğunu biliyoruz.
Ama sigortanın birkaç tarafı var. Bunları bilmekte fayda var. Sigorta şirketi, lehtar ve sigorta sözleşmesini yapan insanlar olarak algılanıyor. Sigorta sözleşmesinde bir taraftan sigorta teminatını veren, ilgili kanun ve mevzuata göre sigorta faaliyetinde bulunmaya yasal olarak yetki olan kişiye sigortacı diyoruz. Mevcut piyasa koşullarında Chartis Sigorta, Ergo Sigorta, Ergo İşçi Sigorta ile ilk baştan ve Allianz Sigorta, mesleki sorumluluk sigortası satışı fazlamasında etkin rol alan firmalardır. Diğer taraftan tehlikeye ile karşı karşıya olan, biraz önce yöneticilerimizin hepsinin değindiği gibi çok riskli, sıkıntılı bir meslek içerisindesiniz. Yani en azından bu meslekteki sıkıntılarınızdan sonra sizin maddi sıkıntılarınız yeniden bertaraf edilecek, yapmış olduğunuz, ifa etmiş olduğunuz işlerle ilgili karşınızda bir sigorta teminatı veren sigorta şirketleri var. Bu da size aslında bir avantaj. Lehtar kim poliçelerde? Aslında mağdur olan kişi. Yani vergi mükellefi veya sosyal sigorta olarak baktığınız zaman SGK mükellefleri oluyor. Çünkü sizin yapmış olduğunuz işlerden ötürü onlar zarar veriyor, devlet onlara ceza veriyor. Sigorta sözleşmesinin standart genel şartlara bağlıdır. Türkiye'de bu genel şartlar internette her zaman bulabilirsiniz, vardır. İzmir Odası'ya yürütmüş olduğumuz çalışma çerçevesinde de biz 2007 yılında bir komisyon kuruldu. Sigorta meslek mensupları ve yöneticileri bir araya gelerek 20-27 adet farklı kalemi masaya yatırdığımız, bunlar 14 tanesini kabul ettiğimiz bir özel şart oluşturduk. Bu özel şartlar bize bugünlere taşıdı. 2007 sonunda biraz önce söylediğim gibi yapmış olduğumuz özel şartlar sayesinde bugün biz İzmir Odası dışında Kütahya, Isparta, Manisa, Aydın Malmış odalarıyla beraber çalışıyoruz. Sadece birlik bünyesinde değil, odalarla çalıştığımızı ifade etmek istedim. Brokerimiz vasıtasıyla satın alabilecek bu özel şartlar müşterimizin tüm menfaatlerini sigorta şirketlerinin nezdinde korumak yönelik hazırlanmıştır. Bu poliçenin de reasüransını brokerimiz üstlenmiş olduğu için sigorta şirketi aslında bir yerde acente statüsündedir. Sadece poliçeyi tazim eden ve yürü işlevliğini yapan kişidir. Reasürans şirketiyle yapılan kurumsal anlaşmalar çerçevesinde, kurumsal sözleşmeler çerçevesinde satış ve pazarlaması mümkündür. Yani odalarla veya diğer meslek örgütlerinin birlik üyesindeki şubelerle sözleşme yapmak koşulu şartla biz bu poliçeyi satabiliyoruz. Ben de yani kendim tek başıma çıkıp sokakta bir sözleşme yapmadığım bir oda veya bir meslek mensubuna poliçe satamıyorum. Özel şartlarımız neler? Biraz önce Kerem Bey de bahsetti. Unutma teminatını poliçesinde açık bir silk yazan bir tek biz varız. Tahakkuk ile ödemeyi öngören tek şirketiz. Bu sizin herhangi bir mali müşavire bir para bulup hasarı yatırıp ondan sonra sigorta şirketine başvurma gibi bir özelliğini ortadan kaldırıyor. Siz bize tahakkukları verdiğiniz sürece gerekli yasal indirimlerinden faydalanmış şekilde, onu altını çizmek isterim.